Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Evet, 10 adet hissenin teknik analizini sizlerle paylaşacağız. Yatırım tavsiyesi olmadan ekranımızda standart yasal uyarımız ve sırasıyla hisselerimize bakalım hızlı bir şekilde. Tekven hissesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım Tekven ne durumda? Evet, Tekven. Her inişin bir çıkışı var mıdır? Vardır değil mi arkadaşlar? Yani o çıkışı yakalayabilmek önemli olan maharet. Evet, şimdi şuradan şu çizgiyi alalım arkadaşlar. Şöyle bir atalım. Bakınız. Hassas bir nokta. Şunun rengini de siyah yapalım ki. Evet. Şimdi arkadaşlar görüldüğü üzere bakınız. Şöyle 1, 2, 3. Bakın 3 tane hassas destek noktamız yok. Bakınız burada bir düşüş onayı haline gelmiş durumda. Evet. Şimdi şöyle kaldıralım. Şu noktaya gelelim arkadaşlar. Evet. Bu noktalarda baktığımız zaman hisseyi de ortadan kaldırırsak daha net görürüz. Bakın hareketli ortalamalarda birbirine girme söz konusu. Özellikle 21 ve 50 günlük hareketli ortalama bakınız. Çakışmak üzere yani kırmızı siyah kesmek üzere. Bu kesişim gerçekleşirse ki hacim de oldukça güzel. Yukarı yönlü bir hareket, bir dalga oluşabilir arkadaşlar. Ve şu noktada bizim burada kısa trade'lerimiz ve pozisyonlarımız için bakın önemli destek noktası arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman aslında çok da kötü bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Teknik anlamda direnç noktasının üzerinde kapattığını bakın çizgi grafikte daha net arkadaşlar. Şimdi biz mum grafiği çiziyoruz. Belki siz orada karıştırıyor olabilirsiniz. Bakınız yani direnç noktasının üzerinde kapatmayı başardık diyebiliriz arkadaşlar Tekven'de. Bu da ne demek? Demek ki yolculuk yukarı doğru gidecek arkadaşlar. Çünkü direnç kırılıyor. Kırılım sırasında hacmimiz bakınız oldukça güzel. Bakın şu noktada hacim artışını görebiliyoruz. Kırılımlarda biz neye bakıyoruz arkadaşlar? Hacime bakıyoruz. Hacimde artış varsa demek ki burada iştah var demektir. Yani şimdilik bakış açımız oldukça olumlu diyebiliriz. En azından mavi bakın şu dip destek noktasını baz alarak hareket ederiz. Ve üst banda bakınız bir düşüş onayı söz konusuyken bu birden tersine dönebilir arkadaşlar. Yani burayı heyecanla bekliyoruz. Bakalım burada nasıl bir sonuç çıkacak. Yani biz burada İlk etapta siyah çizgiye bir kafa atıp buradan bir düzeltme de olabilir. Bakın şu şekilde en azından 20 bandına doğru rahatlıkla gelebileceğimiz burada teknik anlamda mümkün. Evet, yatırım tavsiyesi olmasın arkadaşlar. Önemli nokta burada 20 seviyelerini gelip yani bu siyah çizgimizin üzerine atabilmektir. Ki zaten siyah çizgimizin üzerine şöyle geldiğimizde 20-21 bantlarına geldiğimizde arkadaşlar zaten 200 günlük hareketli ortalamanın da 20-37 bu seviyenin üzerine çıkmış olacağız. Şimdilik hareketli ortalamalar ve hissenin gidişatı olumlu. Bir de şeye bakalım, indikatörlere bakalım. Emeklimiz güzel. RSI de olumlu arkadaşlar. Güçlenerek gidiyor. Şimdilik bir sıkıntımız söz konusu değil diyebiliriz Tekven'de. Yani yapabilecek tek şey arkadaşlar yani şu 20 bantlarına gelip buradan bir düzeltme, geriye doğru bir gevşeme olabilir. Ancak bu siyah çizgimizin üzerine atabilirsek de önü açık duruyor. Haftalık kapanış geldiği için bir de haftalık bakalım arkadaşlar. Tüm çizimleri kaldıralım. Bakınız haftalıkta da MACD'imiz, RSI'miz oldukça
güzel. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar haftalıkta da bir ikili dip burada ne oluyor? Söz konusu olabilir. Şimdilik güzel. Yani gidişat güzel. Umarım daha da iyi olur arkadaşlar. Teknik anlamda durum pozitif. Ve yine haftalığı arkadaşlar şöyle çizdiğimiz zaman 18.87 üzerinde kapatmış olmamız yine bizim için pozitif arkadaşlar. Evet, her yönüyle olumlu. 18.87 üzerindeki haftalık kapanışlarda yukarı doğru hareket devam edebilir tekvende. Evet. Pozitif arkadaşlar. Tekvene bakışım şu anda pozitif. Umarım bu şekilde gider. Evet, turcaz petrol. Yine haftalık grafiğimiz arkadaşlar. Ve yine ne yapıyoruz? Artık dikkat edilesi bir noktadayız. Öyle değil mi? Bakınız bu noktada mutlaka düz etmeyi, geri çekilmeyi ne yapmış arkadaşlar? Görmüş hissemiz. Bakınız. Burada da aynı tabloyla karşılaşabilir miyiz? Bir olasılık. Onun için ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar burada. Eğer zaten dip bölgelerde şöyle 1.20 yani bu bantlarda almış iseniz bir kar satışı da olması oldukça normaldir arkadaşlar. Evet. Şimdilik burada direnci takip ediyoruz arkadaşlar. Eğer direnç burada kırılırsa yola devam edebilir. Ancak dirençten bir tepki geriye doğru bir baskı gelirse de biraz düşüşümüz sert olabilir. Evet, burayı gözlemleyelim arkadaşlar ve şöyle teknik olarak yani mavi çizginin üzerine atabilirsek yola devam edecek gibi gözüküyor. Şöyle bir de günlük bakalım. Fazla değişen bir şey var mı zannetmiyorum ama. Evet, günlükte bakınız RSI MACD biraz sallantıda arkadaşlar. Dikkat edelim. Yani günlük pek hoş durmuyor. Buradan bir satış yiyebiliriz. Evet. Tabii şu da var. Bakınız burada kırılım gerçekleşmiş. Hemen şunu da kaldıralım. Bakınız direnç noktası burada kırılıyor, gelip onay alıyor. Bu da ilginç arkadaşlar. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? En azından biz stop noktasını koyacağız ve diyeceğiz ki stop noktamız arkadaşlar 2.40 bandını stop olarak takip edeceğiz. Evet, 2.40 stopluğu takip ediyoruz ve yine şu destek noktası da baz alınırsa buradan da fayda edilir sevgili dostlar. Evet, fayda sağlayabiliriz. Gerek destekten, bakın siyah çizgimizden, gerekse şu mavi çizgimizi stop olarak takip ediyoruz. Evet. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. RSI'miz, MACD'imiz aşağı doğru sallanmış gidiyor arkadaşlar. Ki zaten önemli direnç noktasıydı. Bakın şu seviyeler. Buradan bir bandından dönmüş durumda arkadaşlar. Hacimde bakınız bu noktalarda bir zayıflık söz konusu. Yani bir bandın üzerine atmadığı müddetçe biraz rolantide kalmakta fayda var teknik olarak. Evet.
Şu an itibariyle arkadaşlar bir bandı kırılmadığı müddetçe olumlu bahsedemeyiz. Ve de şu destek hattı da çökerse zaten şöyle bakıyoruz, bu nokta ortalama 0.85 bandı olarak karşımızda duruyor. Buranın altı da iyice tehlike haline gelir arkadaşlar. Ona göre takibini sağlayınız. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın. Evet. Böyle aylık bakalım. Şimdi arkadaşlar, şu dip bölgede balina muhabbet olur genelde. Yani balina toplamasıdır. Biz bu dip bölgede alabildiysek ne mutlu. Yani burada alamadıysak, yani şuraya kadar gelip tekrar çıkıp tekrar çıkıp, yani aynı hareketi yapmayacağının bir şeyi yok arkadaşlar. Yani bir garantisi yok. Ki aynı hareketi yaparsa tekrar aşağı doğru çakılabiliriz arkadaşlar. Onun için yani dikkat etmekte fayda var. Evet. Evet. Oldukça net arkadaşlar. Yani haftalıkta evet. Kesinlikle bu direnç kırılmalı arkadaşlar. Kırılmadığı müddetçe burada pozisyon almanın hiçbir mantığı yok. Evet. Baktığımız zaman haftalık olarak şöyle 0.97'yi de devirmemiz lazım. Yani bir üstünde pozitif arkadaşlar. Birin altında pek bu hisseyle dans etmeyin derim. Evet. Kortsa tekstile bakalım. Evet, yine haftalık grafiğimiz. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 12.45 bandının üzerinde kaldığımız müddetçe olumlu diyebiliriz. Evet, şimdilik olumlu. Yani şu çatal nokta, bakınız. Şu bölgenin altına sarkma olursa, şöyle baktığımız zaman ortalama 12 bantlarının altında tehlike diyebiliriz bu hisse için. Evet. 12 bandının altına düştüğümüz zaman tehlike oluşmaya başlar. Şimdilik bu seviyede kaldığımız müddetçe 12.80, ki zaten burada zirve noktamızda ortalama 12.85 bantları. Yani buralar kırılırsa da artık yukarı doğru gider arkadaşlar. Dediğimiz gibi 12'nin altı sıkıntılı. Bakınız aylıkta tam satışı verirken yukarıya dönmüş. Güzel. Peki günlük deki direncimiz ne arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. Günlükte de 12.97 seviyeleri üzeri olumlu. Yani 13 bandının üzerine atabilirsek ve hacim de görürsek arkadaşlar yukarı yönlü hareket devam edebilir. Kent Gıda. Artık tahta yapıcının inisiyatifindesiniz arkadaşlar. Nereye gider ne olur bir şey diyemem. Yani o kadar da tekniklik görmüyorum. Yani şu banttan
Şöyle baktığımız zaman yani dikkat edin de derim yani bu noktadan itibaren arkadaşlar. Evet, kesinlikle dikkatli olun. Uçan kaçanın arkasından gitmeyin. Artık bunun ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Evet, şöyle bir haftalık bakalım. Bak sen. Evet. Burada direnç kırılımı gerçekleşmiş. İlginç. Haftalıkta bakınız. Güzel. Ama ne kadar gider? Tabii onu da bilemeyiz. Yani şimdilik bir sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Yani haftalıkta atmışız. Direncin üstüne atmışız. Nereye kadar gelebiliriz? Hemen bakalım. 197'ye kadar bir yolculuk olabilir. Ancak düzeltme de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Çünkü bu hisse gerçekten yukarı fena sıçramış. Şöyle 171 bantları stoplu, 197 hedefli takip edilebilir. Yani bunun kaç lotu var acaba? Onu da merak ediyorum. Evet. Risk sevenler arkadaşlar, eğer riski seviyorsanız yani bu hisseyle yolculuk yapabilirsiniz. Ancak benim harcım değil. Ben cesaret edemem arkadaşlar. Yani işin gerçeği yani bu denli sert yükselişlerin arkasından kopup gidemiyorum maalesef. Evet, 171 destekli, 197 dirençli takip edilebilir arkadaşlar. Tabii önemli olan nokta, bakın şurada belki bakınız şu bölgeyi baz alarak hareket edilebilir. Şurayı sapma olarak alırsak yani şurada kırılım aslında fena da sayılmaz. Evet. Geçelim kente arkadaşlar. Çok da tekniklik bir hisse değil benim gözümde. Sadece bakıyoruz işte. Yani sonra benim hisseme niye bakılmadı falan filan diyemezsiniz. Aşağı yukarı her hisseye bakıyoruz. Şöyle haftada bir de olsa süzgeçten geçiyor. Alkım Kimya haftalık grafik da yani maşallah var. Şimdilik hareketli ortalamalar, indikatörlerde bir sıkıntı söz konusu değil. Ama böyle genelde kırılımlardan ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir düzeltmeyip gidecekse öyle de gidebiliyor. Yani direkt de gidebilir ancak bir sıkıntı yok haftalıkta. Şöyle günlükte bakalım. Evet. Yine günlükte de öyle bir amşam hareketli ortalamalardan en azından şöyle satış doğuracak bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar şimdilik olumlu. Yani olumlu derken zaten primlemiş ama en azından şöyle satış emaresi bir hareket. Bakınız aylıkta da günlükte de yok arkadaşlar. Evet, geçiyoruz halkımı. Yani şu destek şu direnç diyemem. Azıcık beni de burada kimse hisseye sokamaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani yine söylediğim gibi buralarda hisseye girmek cesaret ister. Evet, hissenin en güzel girecek yeni arkadaşlar bakın şu bölge. Arkadaş burada solumuz baş savumuzu yapmış. Uçmuş gitmiş. Evet. Halkımı da geçiyoruz arkadaşlar. Halkımı desteği direnci dursun. Yani bir rakam ifade etmek istemiyorum. En azından yani hareketli ortalamalarda bir satış veya indikatörlerde bir satış durumu söz konusu değil. Yani teknik olarak şu diyemeyeceğim tarzda arkadaşlar. İhlas Yayın Holding. Herhalde bu da aynıdır. Çin'le bir muhabbet dolaşıyordu. Bir anlaşma falan filan ama onu da okumak lazım. Haber akışına bakın arkadaşlar. İhlas Yayın Holding ile ilgili haber akışını bir inceleyin derim yani. Evet. Şöyle baktığımız zaman yine kırılamayan bir direnç bölgesi.
Bakınız tekrar aşağı salmış durumda. İndikatörler, tepelerimiz. Bakın burada hani pozitif uyumsuzluk dediğimiz durum arkadaşlar. Bakın burada tepemiz daha yukarıda. Bakınız tepe daha aşağıda arkadaşlar. Bu da neyi gösterir? Aşağı doğru bir hareketin olma ihtimalini yüksek barındırıyor. Teknik anlamda bir uyumsuzluk söz konusu. Şunu da söyleyeyim. Bu hisse için şöyle atarım arkadaşlar. Pusuda beklerim. Bir gün gelir de buradan dönerse diye. Yoksa onun dışında yani şu an itibariyle çok da pozitif diyemeyiz. Teknik anlamda. Çünkü indikatörlerden RSI'nin şöyle aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Ve yine buradaki önemli nokta bakınız 0.90 bandı. Yani bunun üzerinde olmalı ki şöyle ne diyelim ortalama 96 banttan üzerine atarsa da yukarı devam eder arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmasın. Teknik olarak 90 bandının altı tehlikeli. 96 bandının üzerine atarsa da güçlenerek yoluna devam eder. Evet. Karsu Tekstil. Haftalık bakalım. Yani buna da dikkat edin arkadaşlar. Çünkü yine haftalık bazda baktığımız zaman bakın 3.04 bizim burada destek noktamız. Evet. Şu şekilde bir hareket gelirse arkadaşlar bakın yukarıya verip 3.30'lara burayı kırarsa zaten devam eder. 3.30'a verip şöyle geriye tekrar 2.99 3 bandına gelip tekrar kırarsa burada bir alım fırsatı doğurur arkadaşlar. Yalnız şu an itibariyle biraz dikkatli olmakta fayda var. Her an ters bir harekette knockout olabiliriz. Evet. Aylıkta da durum bu arkadaşlar. Öyle amşan bir teknik bir durum yok. Kesinlikle bana göre değil. Geçiyoruz. Cusan. Burada epey Twitter'da dolaşıyor bu hissede. Yani pazara gelmeyin arkadaşlar. Yani dikkat edin. Bakın burada yine önemli husus. Aylık grafik. Evet. Bu da günlük grafiğimiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz yine? Dikkat ediyoruz. Evet. Günlük grafikte buradan geriye dönersek hop aşağılara. Hadi diyelim oldu ki kırdık yukarıya. Şöyle tam mumları burada kapattık. 3.30, 3.40 neyse. Burada ne oluşuyor arkadaşlar? Fincan kulp. Evet bir fincan kulba gidebiliriz. Yalnız olası geri dönüşlerde olabilir. Şöyle 3.40 seviyelerin üzerinde olumlu konuşmaya başlayabiliriz. Cihandaroğlu metal için şu anda artık bu bölge biraz risk barındırıyor. Yani olası bir geri çekilme söz konusu olabilir. Biraz bekleyelim sabırlı arkadaşlar. Evet. 3.40'ın üzerine atarsa artık burada bir fincan kulp ve bu fincan kulp neticesinde de şöyle baktığımız zaman 1.70'den 3'e 1.30 3'den 1.30 ekleyelim 4.30 4.50 bandına doğru bir hareket oluşabilir. Yani şu bandın kırılmasıyla arkadaşlar. Şimdilik dikkatle takip ediyoruz.
pozisyon almakta acele etmiyoruz. Şöyle kendini bir göstersin. Ona göre hareket edilir arkadaşlar. Evet. Fonete bakalım. Düzeltme yiyebilir arkadaşlar. İğne uçları bakınız. Çok çok büyük iğne uçları söz konusu. Buradan satış yiyebiliriz. Dikkat edelim. Evet. Bakınız daha önceki pozisyonda bakınız yukarıdan aşağı sert iğneler satışı getirirken dip bölgelerde oluşan iğnelere bakalım. Bakın şurada da ne yapmış arkadaşlar? Alımı getirmiş. Burada ise sakata gelebiliriz. Dikkat edelim. Bu fazla iğne ucu batmasın bize arkadaşlar. Evet bakın günlükte biraz daha net. Bakın şurada bir ikili tepeli hop aşağı çakılabiliriz. Ona göre takip edersiniz. Şöyle bakıyoruz. Şu seviyelerde destek olarak karşımızda durmakta arkadaşlar. Evet. Şöyle bakıverdiğimizde şöyle en azından şöyle 6.50'lere kadar çekilme olabilir. Buralarda kırılırsa 5.75'ten destek olur. Burada çöktüğü zaman hop dip bölge. Evet. Fonete dikkat edelim. Bir ikili tepe söz konusu. İndikatörlerden RSI aşağı yönlü. Yani durum biraz negatif diyebiliriz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmasın. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle 10 adet hisseye baktık. Artık bu geç saatlerde yani faydası oluyordur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Kanal hepimizin. Umarım çok güzel yerlere geleceğiz diye inanıyorum. Evet. Şimdilik bu kadar. Cumartesi, pazar, özellikle pazar günü bol bol video atmayı düşünüyorum. Evet, sırada neler var diye soracak olursanız. İşte Tumason, Tofaş, Trakyacam, Türk Traktör, Trabzonspor, Torunlar Gayrimenkul, Kardemir, Anacam, Anel, Aygaz, Link, Coca-Cola, var oğlu var. Yani hangi birisini sayayım arkadaşlar? Bir sürü hisse mübarek. Evet, herkese güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle sağlıcakla kalın. Dileklerimi iletiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.